Merhaba arkadaşlar. 2022'ye girdiğimiz bugün hepinizin yeni yılını kutluyorum. Umarım herkes için mutlu, sağlıklı ve güzel bir yıl olur. Desteğiniz için çok teşekkürler. Daha hızlı büyüyen ve daha çok içerik ürettiğim bir kanal olacağız. 2021'de DJI Care Refresh ve tamir servislerini kullanma şansım oldu demeyeceğim. Çünkü ancak ürününüz kırıldığında bunu kullanıyorsunuz. Bu yüzden iki farklı ürün ile böyle bir talihsizlik yaşamış oldum ve bu servisi denemek zorunda kaldım. Bu videoda bu konudaki tecrübelerimi sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ilk olarak DJI Care Refresh nedir ve gimbal, aksiyon kamerası, drone gibi DJI ürünlerini alırken ekstra ücret ödeyerek DJI Care Refresh almaya değer mi? Gelin bunlara değinelim. İlk olarak DJI Care Refresh nedir? DJI Care Refresh, DJI ürünlerini satın aldığınız zaman DJI tarafından sağlanan ve ekstra ücret ödeyerek satın alabileceğiniz bir koruma planı, bir nevi sigortadır. Ürünün garantisi ile Care Refresh arasında nasıl bir fark var derseniz, ürünün garantisi sadece ürün hatalı olduğunda veya üretimle ilgili bir problem olduğunda kullanılabiliyor. Yani kullanıcı hatasından dolayı oluşan problemlerle ilgili size çözüm üretemiyor. DJI Care Refresh ise kullanım esnasında oluşabilecek ve kullanıcı hatası olan kaza, suya düşme gibi durumları kapsıyor. Care Refresh'te aldığınız ürüne göre ödediğiniz ücret değişiklik gösteriyor. Örneğin Gimbal için koruma 10 euro iken Mini 2 için koruma 49 euro. Eğer ürünü değiştirmek isterseniz yine ödeyeceğiniz ücret ürüne göre değişiyor. Örnek olarak 2021 içinde yaptığım gimbal değişikliği ve drone değişikliğinden yola çıkarak Osmo Mobile 3 gimbal'ın değişimi için ilk değişim 10 euro, ikinci değişim talebinde bulursanız 15 euro iken Mini 2 için ilk değişim 49 euro, ikinci değişim talebi 59 euro olarak ücretlendiriliyor. Bu ücretler aldığınız ürünün ücretine göre farklılık gösterebiliyor. Mini ve Mini 2 ile karşılaştırdığımızda DJI Air 2S veya Mavic 3 gibi droneların değişim ücretleri çok daha yüksek. Örneğin DJI Air 2S için ilk değişim 119 euro ve ikinci değişim 149 euro olarak ücretlendiriliyor. Mavic 3 için de bu 159 euro ve 199 euro. Dronelarda combo paket veya normal paket almanızın bir farkı olmuyor. Tabii bu drone için söylediğim ücretlerde dikkat edilmesi gereken bir konu var ve birazdan buna değineceğim. Satın aldığınızda Care Refresh'i ekstra bir ücret olarak değerlendirebilirsiniz. Fakat aslında almanız kesinlikle gerekli bir şey. Neden böyle dediğimi şimdi biraz daha iyi açıklayacağım. Diyelim ki benim örneğimde olduğu gibi Mini 2'niz var ve uçuşlardan birinde kaza yaptınız. Drone suya düştü ve kollarından biri kırıldı. Bu durumda Care Refresh'iniz yoksa elinizde drone'un yedek parçaları, pervaneler, kumanda kaldığı halde drone'u tekrar sıfırdan satın almanız gerekiyor. Care Refresh'iniz varsa elinizde iki seçenek var. Biri drone'u tamire göndermek ve servisin drone'u incelemesini beklemek. Bunun sonucunda servis size drone tamir edilebilir mi yoksa değiştirmeniz mi gerekiyor? Tamir edilebilirse ne kadara tamir edilebilir gibi bir bilgiyle dönüş yapıyor. Diğer ikinci seçenekte ise bununla hiç uğraşmak istemiyorum, servis ücreti veya tamir beklemek istemiyorum derseniz direkt olarak değişim talebi açabiliyorsunuz. İlk seçenekte ücreti kabul edip online ödeme yaptıktan sonra drone'u tamir edip size geri yolluyorlar. İkinci seçenekte DJI'ye talep açtıktan sonra herhangi bir analiz olmayacağı için bu sefer ödemeyi direkt olarak yapıyorsunuz. 24 saat içinde DJI size bir kargo etiketi yolluyor. Benim durumumda bana e-mail ile UPS etiketi yolladılar ve bu etiketin çıktısını almanız gerekiyor. Daha sonra drone'u güzel bir şekilde paketliyorsunuz ve aldığınız etiketi bu paketin üzerine yapıştırıyorsunuz ve UPS paketi gelip sizden alıyor. Bu süreçte hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Hatta evden çıkıp kargoya gitmenize bile gerek yok. Tabii bu ülkeden ülkeye değişebilir. Bu servis dünya genelinde var ve farklılık gösterebilir. Ama genel olarak paketi sizden almasalar bile size ücretsiz geri gönderme imkanı sunuyorlar. Bu sürecin başında DJI'ye talep açarken ürüne ne olduğunu kısaca açıklamanız gerekiyor ve hasarlı ürünü DJI'ye geri göndermeniz gerekiyor. Eğer combo paketiniz varsa bütün aksesuarları göndermenize gerek yok. Örneğin ben gimbal için sadece gimbal'ın kendisini gönderdim. Şarj kablosu veya herhangi başka bir aksesuarı geri göndermedim. Drone için de yine drone'un kendisini içindeki piliyle birlikte gönderdim. Yani yedek piller, çantası, yedek pervaneler gibi herhangi bir aksesuarı yanında göndermenize gerek yok. Daha sonra ürün dünyada bulunduğunuz yere göre DJI'nin servis noktalarından birine gidiyor. Avrupa'da burası Hollanda'da bulunuyor ve ürünün buraya ulaşması başka bir ülkeden ortalama bir hafta sürüyor. Hasarlı ürününüz onların eline ulaşır ulaşmaz size yeni ürünü kargoluyorlar. Yani toplamda ortalama 2 haftadan az süren bir süreçle yeni ürününüz elinize ulaşıyor. Bu işlemin nasıl olduğunu anlatmadan dikkat edilmesi gereken bir konu var demiştim. Bu da hasarlı ürünün geri gönderilmesi konusu. Bu dronlar için geçerli ve tabii ki tamir değil de değişimi ilgilendiriyor. Çarpma, kaza, suya düşme gibi bütün bu konularda hasarlı ürünün geri gönderilmesi isteniyor. Diyelim ki drone denize düştü veya uçururken çok ters bir yerde kaldı ve siz drone'u geri alamadınız, drone kayboldu. Bu durumda da Fly Away Coverage diye bir seçenekle drone'u geri göndermeden yeni drone talebinde bulunabiliyorsunuz. Fakat burası çok önemli. Bunu yapabilmeniz için drone'un önceden kullandığınız kumandayla bağlanmış olması gerekiyor. Bu bağlanma işlemini DJI Fly uygulamasının özellikler bölümünden yapabiliyorsunuz. Bu sayede uçuş loglarının kaydedilmesi sağlanıyor ve DJI uçuş loglarını talep açarken talep ile birlikte gönderilmesini istiyor. Yani aslında burada drone'un gerçekten düşüp kaybolduğunu kontrol etmek istiyorlar. Bunu kanıtlayabildiğiniz takdirde bu uygulama için daha fazla ücret ödeyerek yeni ürünü talep edebiliyorsunuz. Bu ücret hasarlı ürünü geri yollayıp yeni ürün talep etmekten oldukça fazla. Mini 2 için 229 euro, Air 2S için 449 euro ve Mavic 3 için 699 euro. Sonuç olarak DJI ürünlerini kullanırken bu ister gimbal olsun, ister aksiyon kamerası olsun, ister drone olsun, başınıza bir şey gelme olasılığı çok yüksek. Örneğin biraz önce söylediğim gibi Care Refresh'iniz olmadan kaza yaparsanız elinizde kumanda ve aksesuarlar kalırken drone'un kendisini yeniden almanız gerekiyor. Ve drone tek başına satılmadığı için sıfırdan bir ürün almanız gerekecek. Yani Mini 2'yi tekrar almak isterseniz değişim için sadece 49 euro vermeniz gerekiyorken veya drone'u tamamen kaybettiyseniz 229 euro vermeniz gerekiyorken 469 euro ödemeniz gerekecek. İşte bu yüzden Care Refresh'i kullanmak aslında bir seçenek değil, canınızın sıkılmaması için zorunlu olarak yapmanız gereken bir şey. 2021 yılının başında Osmo Mobile 3 Gimbal'ın çekim yaparken, tripod üzerinde dururken rüzgardan dolayı uçup kırılması ve birkaç hafta önce DJI Mini 2 ile talihsiz bir kaza yaşamama rağmen Care Refresh ile çok hızlı bir şekilde değişim yaparak hiçbir şey olmamış gibi yeni ürünler alabildim. Bu deneyimlerden dolayı da gerçekten de DJI'nin iddia ettiği gibi korumanın sorunsuz bir şekilde çalıştığını, size zorluk çıkarmadan, canınız sıkılmadan düzgün bir servis sunduğunu söyleyebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese mutlu yıllar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.